LGS 2020 Fen Bilimleri soru dağılımı ve soruların özellikleri açıklanan MEB kazanımlarına göre arkadaşlar, birinci dönem konularına göre soru dağılımına bakalım. Arkadaşlar öncelikle mevsimler ve iklim ünitesinden Dünya ve Evren 2018'de soru gelmemişti çünkü konu yoktu. 2019'da bir soru gelmişti arkadaşlar. 2020'de 4 soru geleceğini düşünüyorum. Konuları ve kazanımlarını birazdan açıklayacağım zaten. Kazanım sayısı 3. Ders saati sayısı 14 saatte işledik. 2020 yüzdelik dilimi %21'lik arkadaşlar. DNA genetik kod ünitesinde 2018'de 3 soru, 2019'da 3 soru gelmişti. 2020'de 6 soru bekliyorum arkadaşlar. 13 kazanımı vardı. 22 saatte işledik ve toplam %33'lük dilime sahip 2020'de. Basınç 2018'de yoktu arkadaşlar. Konu yoktu. 2019'da 2 soru geldi. 2020'de 4 soru bekliyorum arkadaşlar. 3 kazanımı var. Hangi kazanımlardan geleceğini söyleyeceğim birazdan. %16'lık dilime sahip 2020'de. Madde ve endüstri asitler ve bazlar dahil arkadaşlar. Isı ve kimya endüstri konusu yok arkadaşlar. 2018'de 3 soru, 2019'da 3 soru gelmişti. 2020'de arkadaşlar 6 soru bekliyorum. 11 kazanımı var. 20 ders saatinde işledik arkadaşlar. %30'luk dilime sahip. Şimdi arkadaşlar mevsimler ve iklimde. Mevsimlerin oluşumundan 2 soru. İklim ve hava hareketleri konusundan 2 soru bekliyorum. Zaten 2019'da mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. Kazanımından bir soru gelmişti. Şimdi iklim ve hava olayları arasındaki farkları açıklardan bir soru. İklim ve iklim bilimci klimatoloji ve klimatologla ilgili yine bir soru geleceğini düşünüyorum. Toplamda 4 soru arkadaşlar. DNA genetik koda bakarsak arkadaşlar DNA genetik koddan bir soru, kalıtımdan bir soru, akla evliliğinden bir soru, mutasyon modifikasyondan bir soru, özellikle şu koronavirüsünden sonra mutasyondan soru geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Adaptasyondan bir soru, biyoteknolojiden bir soru bekliyorum. Toplamda 6 soru arkadaşlar. 2019'da soru gelen kazanımlar şunlardı. Nükleotit, DNA, kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurarak 2019'da bir soru gelmişti. Karakter çaprazlamalarından bir soru gelmişti. Adaptasyondan, canlıların yaş çevreye uyumundan yine bir soru gelmişti 2019'da. Arkadaşlar DNA'dan toplam kazanımlar bunlar arkadaşlar. Bu kazanımlardan DNA kendisini nasıl eşlediğini ifade ederden bir soru geleceğini, bu kazanımdan bir soru geleceğini, yine karakter çaprazlamalarından bir soru geleceğini, akraba evliliğinden bir soru geleceğini, mutasyon modifikasyonu arasındaki farklarla ilgili çıkarımlarda bulunur veya direkt mutasyonla ilgili, koronavirüsle ilgili bir soru geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumları gözlem yaparak açıklar. Arkadaşlar burada adaptasyon, doğal seçilim ile ilgili geçen yıl bir soru gelmişti. Yine bir soru geleceğini düşünüyorum. Biyoteknolojiden de geçen yıl soru gelmemişti. Fakat bu yıl geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan biyoteknolojinin insanlık için yararlı ve zararlı yönleriyle ilgili bir soru geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Basınç ünitesinden geçen yıl katı ve sıvı basıncında birer soru gelmişti. Toplam iki soru gelmişti arkadaşlar. Fakat bu yıl 4 soru düşünüyorum. Yine katı basıncından bir soru, sıvı basıncından bir soru, açık hava basıncından bir soru. Basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarından bir soru geleceğini düşünüyorum. Basınçla ilgili 3 kazanımımız var arkadaşlar. Bunlar katı basıncı etkileyen değişkenler. Buradan bir soru gelmişti 2019'da, 2020'de de geleceğini düşünüyorum. Sıvı basıncı etkileyen değişkenlerle ilgili 2019'da bir soru gelmişti, 2020'de de geleceğini düşünüyorum. Artı açık hava basıncından bir soru, günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarından da bir soru, toplam 4 soru geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Madde ve endüstri 4. soru konu ünitemiz arkadaşlar. Periyodik sistem, periyodik sistemin oluşumu, periyodik sistemin özellikleriyle ilgili bir soru, elementlerin periyodik sistemde metal, ametal, yarı metal ve soy gazları olarak sınıflandırılması ile ilgili bir soru, fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili bir soru, kimyasal tepkimelerle ilgili geçen yıl soru gelmemişti. Fakat bu yıl bir soru geleceğini düşünüyorum. Asit ve bazlarla ilgili de iki soru geleceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar asit ve bazlarla ilgili toplam 7 kazanım var. Birazdan kazanımlara tek tek bakacağız. 2019'da soru gelen kazanımlar şunlardı arkadaşlar. Periyodik sistemde grup ve periyotların nasıl oluşturduğunu açıklar. Buradan bir soru gelmişti. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farklarla ilgili bir soru gelmişti. Asit bazların günlük yaşamdaki örnekleriyle ilgili bir soru gelmişti. Şimdi 2020'de 4. ünite kazanımlarının toplamı bu arkadaşlar.
Görüyorsunuz. Şimdi 2020'de gelecek kazanımlar şunlar olduğunu, periyodik sistemde grup periyotların nasıl oluştuğu, hem 2019'da gelmişti hem 2020'de geleceğini düşünüyorum. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve amet olarak sınıflandırır. Bu 2019'da gelmemişti fakat 2020'de geleceğini düşünüyorum. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farklar ve çeşitli olayları gözümleyerek açıklar. Burada 2019'da soru gelmişti. 2020'de yine geleceğini düşünüyorum. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluşur. Burada soru gelmemişti 2019'da, 2020'de geleceğini düşünüyorum. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 2019'da gelmişti. 2020'de belirteçlerle beraber bir soru geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yine asitlerle ilgili bakın 7 kazanımdan asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. Yani asit yağmurları ile ilgili bir soru yine düşünüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.